Ada! Sen de bizim kadar bağır. Biraz da sen utanç ver, hadi! Ulan çok güzel bir adadayız. Ulan mes patlatıver. Ulan! Sıramı bekliyorum, sıramı... Gözlüğüm kırılırsa vururum ağzının ortasına. İlk durağımız balıkçı. Baba ilk durak ne yapalım biliyor musun? Buradan büyük adaya geçelim, börek yiyelim. Oğlum ne gülüyorsunuz? Bir şey yapmayalım diyeceğim. Bir şey diyeceğim, en mantıklısı o. Arkadaşlar çok hızlı büyük adaya geçtik. Yanlış. Normal deniz taksinde bu muydu ya? Bu abi. Şu an Galata Port'tan aynı boyutta taksiler gibi şeyler var. Abi lüks deniz taksi. Sen sarı değil diye bir görüntü geliyorsun. Hayır. Bir upgrade'li versiyonu daha var ya. Lan iki tip tip. Hayır. İBB'nin deniz taksisi var. Hayır onlar işte. Lan kime? Kimle savaşıyorsun? Birleşti. Birleşti. Tek tip mi var? Tek tip var. Oğlum bir şey diyeceğim. Can simidi falan nerede? Bir şey de anlatmıyor. Anlatacağım ha. Lan ne diyeceksin? Ha şey... Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Olacak ya. Arkadaşımla biraz ağız komedisi yapmayayım mı sabahın kör vakti? Batu hemen Büyükada'da bir tekel bulmamız lazım. Tamam abi. Bu ada videosu geçmez yoksa. Sevgili arkadaşlar şu an Büyükada'dayız. Hemen sol tarafında görmüş olduğunuz sevgili partnerimiz Şantomay. Hemen ortada gördüğünüz Real Madrid'in 2 ay önce kovulan teknik direktör yardımcısı Efe Uygaş'la birlikte ada lezzetlerimize başlıyoruz. Hazırsanız ilk durağımız diye adlandırdığınız Büyükada Pastanesi'ne gidiyoruz. Okey miyiz? İsimden okeyiz, ben gurme. Söyledim sana da şüpheliyim. Kolpaydı o. Kolpaydı o. Bu arada Konya videosu ne kadar izlenmiş? Helal olsun. Tebrik ederim ha. Efendim gel ya, İzmir sanayi de çok iyi efendim, öyle bir şey. Aa hayır be. Aa bundan gönül koyacağını bilmezdim ya. Hayır ya. Hani bana böyle hazır ben buradayken sen gelmedin de ne izlendi be der gibi oldu. Videonun açılışında hemen zaten şu uyarıyı verelim sevgili arkadaşlar. Antep'te Kahramanmaraş'ta da hayır, Efe de var artık yani. Büyük bir turne otobüsü kiraladık Yılmaz Hoca ile birlikte. Seyri sefa bir sefere çıkacağız. Büyükada Pastanesi'ne şu an herhalde. Orada full Yılmaz Hoca mı Antep turunda? Bir 3 dakika. Bana bir kırıtma geldi adaya geldiğimde. O niye oldu bilmiyorum ama Büyükada Pastanesi. Evet. Bizim ekip de bilmiyor nerede olduğunu. Adaya soracağız. Efe adayla ilgili her şeyi biliyor. Ya dün Tudem'den ders çalışmış. Kolay ya gelsin. Da... Dersime çalışıp da geldim. Evet arkadaşlar kaçın. Allah. Kolay gelsin. Selamlar. Selamlar. Merhaba, selamlar ya. Arkadaşlar. Selamlar. Nesmatur, YouTube budur, Nesmatur, çılgın çocuk. Gelin arkadaşlar, abi, Efe gel abi. Geldim. Nesmatur geri dön, Nesmatur geri dön, geri dön. Galiba biz yiyoruz galiba. Enes koş Enes. Berk bu pastane nerede abi? Buranın küçük bir yer olduğunu unuttuk arkadaşlar haliyle. Sanayide değiliz diye sakin geçecek sandın değil mi? Sen öyle dur be oğlum ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir manipülasyon yeteneğim var. Afiyet olsun. Kolay gelsin. O kadar kişiyi nasıl tek seferde arkada bırakıp devam edebilirsiniz abi? Büyükada Pastanesi. Dur bakayım nasıl gireyim ya? Şöyle mi girsem? Sen bizim abimizsin. Nasıl girersen öyle gir. Bence Efe girsin. Efe girsin. Efe'nin girişini görelim biz. Hadi bakalım. Hadi bir Efe'nin efendim. Girişini görelim. Öncelikle merhaba. Size kolay gelsin. İstanbul'dan kucak kolay dolusu gelsin. Selamlar getirdik. Nasıl? İyi mi? İyi, bugün iyi gidiyor. Tamam. Kolay gelsin. Ustam kolay gelsin. Çok uzun yoldan geldik. Deyince Konya videosuna mı dönüyoruz? Neyi yiyorduk burada? Bilmiyorum soralım baba. Patlıcanlı börek? Ha patlıcanlı börek de bir garip börek daha vardı. Bir garip börek çok güzel börek salonu ismi. Sana helal olsun bir garip börek. Şu an birisi aldı. Kim o? Ah bastın. Hiçbir şey olsun. Yazık oldu. Biz o sırada ne yapalım? Tüneyelim mi şöyle? Tüne. Böyle mi? Efem şöyle tünesin. Kapı kalabalık çünkü. Böyle tüneyemeyiz sanki ya. Bekliyoruz. Nasıl fikirdi ama adalar videosu? Sen bak. Mesut yer misin? Efe buraya gelmeden şöyle bir şey dedi. Bugün dedi adada dedi bir tane insan yoktur. Niye böyle bir şey diyorsun? Tespitleri beni de tedirgin etti. Hayır abi. Bugün hafta içi adalılar zaten işe gidiyor. Dışarıdan adaya gelen yok. Yaz tamam değil, turist yok. 70 milyon tamam, kişi sakin, var. Sakin sakin. Her lezzette sinirleniyorsun. Sakin ol. Bana bak sakin. Sakin. Tamam ağzımıza buranın, bir lokma bir şey koymadık sakin. Buranın yerleşik insanları burada yani. Ne oldu? Yerleşik insan oldu. Dur. Yerleşik insan oldu. Bak bir şey diyeceğim. Her sanayi videosunda sinirlerine hakim ol. Sinirlerine hakim ol. Bak kasıldı. Ver kasıldı. Kasıldı. İlacını ver. Her lezzet videosunda böyle oluyor. Ver bir ay çöreği ver. Yıkacağız burayı. Harbi acıktık ama bu arada. Senin mesela pastanede favorin nedir? Patlıcanlı börek. Ciddi misin? Zaten. Nasıl ya? Yok şakası bir kenara. Patatesli börek. Patatesli kalem börek. Beyler bir şey diyeceğim. Tabii. Nasılsın baba? İyiyim abi sen? İyidir bende. Pandemi var ya o yüzden. Buyur abi. Pandemi biz oraya gidene var kadar yandık.
Hemen çocuklarla bir söyleşi, Keito'ya gidiyorsun. Ada nasıl gidiyor? Çok iyi fikir ya. Ocağı çıkardın o. Ustam nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar olsun, selam, kolay gelsin. İsminiz neydi hocam? Emre. Erme. Abi merhabalar bu arada. Hayır, hayır, sonradan sıktı, sayılmaz. Evet, sayılmaz. Ben ilk girişi yaptım ya, o yüzden şey yaptım. Erbil abi. Emre. Emre abi. Emre abi. Erbil abi. Ada videomuzun ilk açılışını yapıyoruz. Çok güzel bir patlıcanlı böreğin olduğunu duyduk. Var. 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 Bir de ne vardı? Kremalı börek. Kremalı börek vardı. Bir de patlıcanlı poğaçam var. Ciddi misin? Evet. Hangisini yiyelim? Hadi üçünü de yiyelim. Hepsini ya, tadalım. Hepsini yiyelim, pardon abi. Eyvallah. Allah abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Okul nasıl bu kadar erken bitiyor ya? Abi sen adayı niye eleştiriyorsun adada ya? Hayır, merak ettim. Dur dur. Yoksa topluca okullar sana kaçmış olabilirler. Adada okul olması da garip değil mi? Oha. Bak, adada yaşanıyor mu baba 4 mevsim böyle çatışır? 16 kişi yaşıyor adalarda. Sen buranın başkanlığına da gözünü kestirdin ha. İstanbul yetmedi. Ya. Bizi atacak adadan oğlum. Deport olacağız adadan, yapmayın. Dur şunu biz de çekelim. Üstünü çektirelim mi? Bir şey diyeceğim. Gidelim buradan. Emre abi rahatsızlık verdi, kusura bakma. Şov dünyasının iki seviyeler üstü. En son bu tayfa teneffüste Sefo dinliyordu. Hepsi burada. Dur be, sakin be. Kurban oldum. Bak gerginsin sen. Senin gözlerin niye yaşardı oğlum? Abi hoca nerede? Hocayı bul. Mesut harbi yaşlanıyor ya. Kalabalık karşısında gözü yaşlandı. Adam harbi sanatçı, yaşlanıyor. Kreker mreker? Vermeyelim çocuklara. Alın lo, alın atalım lo. Alın lo. Alın lo ne anasını. İbo gibi fırlatalım, kafalarına şeker atalım. Çocuklara güzel ne ikram edebiliriz? Lokumlu şey. Anasonlu çerez. Mesut. Gidip durdursana. Bu ne kadar böyle gidecek? Dur ben çıkayım bari şey diyeyim. Vay ya. Bir helal olsun. Halkı selamlıyor, halkı selamlıyor. Çocuklar 2 dakika rica edeceğiz sadece. 2 dakika. Hem kahvaltı eden misafirlere de rahatsızlık vermeyelim. 2 dakika. 2 dakika sadece. Biz de sizi çok seviyoruz. Ula Veys, 2 dakika. Dilimi ısırdım. Aa, dilimi ısırdım. Baksana. Gel otur üstad, gel sen otur. Gel gel. Gel gel otur. Ali biçim sanat merkezi, otur. Buraya hemen bir tiyatro okulu açıyorum. Anasını s**tim paramı. Olsun sen gidip bu günler gözlük yağıyor yarabbim. Berk, çocuklara hemen. Elden bir 4.000 dolar daha. Pardon, Eşref amca geçsin. Dur, Emre abiye de söyleyin. Emre abi biz bunları da aldık bu arada. Tamam. Bunlara da bir bak istersen. Ben size yardımcı olayım, anlatayım hatta isterseniz. Bunlara baktın değil mi Emre abi? Onlara baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı? 3, 5. Bunları biz aldık. Tamam, gel bakalım. Berko, sen çocuklara tamam inceden. Şey, çatal getireceğim size, tarçın, pıza, şeker getireceğim, sandalye getireceğim. Abi hiç zahmet etme, biz burada da tırtıklarız. Peki o zaman bir saniye. Kadir hoca gel, senin hemen ağzına verelim bir tane. Abi sen gel. Al 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 baba, al 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 al. Doğru iyi. Emre abi bir çatal daha alırsam. Tabii hemen. Kremalı böreği tarçınlı pudra şekerli delerseniz belki daha güzel olabilir. Abi bir de bir su rica edebilir miyim senden? Oha, patlıcanlı yıkılıyor. Patlıcanlı yıkılıyor. Biri kapıda diyor ki neden buraya geldiniz? Aferin. Emre abi eline sağlık. Afiyet olsun. Börek ne kadar? Bu börek porsiyonu 120 lira. Kilosu 600 lira. Bunun da 500 lira. Kilosu 100 lira. Pardon, porsiyonu 100 lira. Ben pastanede hiç böyle bir şey görmemiştim. Patlıcanlı börek. Mesela bu senin formülün mü? Hayır, bu Niko Usta'nın formülü de sonradan babam geliştirdi tabii ki bunu. Ha, bu Niko Usta'nın formülü. Evet evet. Hayatta babam mı Niko Usta? Babamın eski patronu. Öyle mi? Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yılında vefat etti. Müthiş bir şey bu. Afiyet olsun. Wow, kremalı daha da yıkılıyor. Çok atalım mı şuraya pudra şekeri? Atsana baba. Pudra şekeri deneyin, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Aa, Emre abi. Abi bu ne, tarçın mı? Tarçın. Tarçın da mı kremalı böreğe gidiyor? Evet. Böyle alan güzel. Kadir Hoca'ya da ver, kendine de al. Oo, bu çok iyi. Emre abi kaç yıllık bir işletme burası? 1961 yılında kurulmuş. Nikos'ta kurulmuş. O günden beri biz devam ediyoruz. Buranın daha önceki yeri yukarıda Dolce Pastanesi var. Şeyde, Saat Kulesi'nin orada. Dolce bizim bildiğimiz eski meşhur Dolce Pastanesi'nden. Dolce, hayır o değil. Dolce, Bolce. Bolce olabilir, bilmiyorum. Dolce değil miydi ya? Bir tane Dolce vardı. Bol çikolata. Başka şubeniz yok? Yok. Büyükada'ya gelen... Şu tarçınlıdan yesene. Ben şimdi yiyorum. Kaçta bitiyor bunlar? Bunlar saat 2'de biter. 2'de biter. Aynen. Saat kaç? Erken. İyi saat ya. İnanılmaz bir şey lan. Abi hepsi inanılmaz. Afiyet olsun. Adaya da bu arada bayağıdır gelmiyorduk. Ben en son hesapladım. Burgaz'ı sayma. 13 yıl olmuş. Senin? Ben büyüğe gelmeyeli 10 yıl olmuş. Ben en son 88'de geldim eski hayatımda. Teşer misiniz? Abi gayet iyiyiz. Sen mi sıçan? Su içerim.
Ulan böğürtlenli, acayip böğürtlenli. Patlıcanlı. Böğürtlenli mi? Favorin hangisi? Krema, krema. İlk defa bir videoda şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Büyükada'ya geldiğinizde zaten Büyükada Pastanesi'ni geze geze bulabilirsiniz. Yani iskeleden indikten sonra hemen sağ yaptık biz dayı. Pardon, sol yaptık, sağ yaptık. Selametle. Yo, Efe koordinatları biliyordur. Saymaya başlasın hemen. Adayı biliyor. 62. Zombilerin düğünü. Bir deniz taksi maceramız var arkadaşlar. Onu birazdan anlatacağız. O zaman sıradaki durağımız neresi Batuhan? Lahmacun. Lahmo yiyeceğiz. Vay, adada börek sonrası. Emre abi, börek sonrası bir lahmacun patlatacağız. Afiyet olsun. Önerdiğim yer var mı? Hepsi güzel yapar. Öner. Beni karıştırma diyor. Beni karıştırma. Tamam, biz bütün Emre abi dediği Antep lahmacunsuna gideceğiz. Çok iyi oğlum. Pekala. Eline koluna sağlık, elinize kolunuza sağlık. Sağlık. Görüşmek üzere, hayırlı işler diliyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hemen abla şöyle gelelim. Abi ne bileyim ya. İnsan böyle çektiğini gösteriyor. Abi gerçekten ben çekilebilir miyim? Hemen. Pardon. Hemen. Merhabalar, nasılsınız? İtopya'da karne fırsatları devam ediyor. Gel. Abi telefonumu kırdım senin için. Abi telefonum kırıldı senin için. İnşallah düzelir hemen. Düzelecek inanıyorum. Abi. Yes. Abi. Yes. Sağ ol abi. Eyvallah hocam, sağ olun. Eyvallah. Hemen. Eyvallah. Hadi toplu çekilelim ve sonra devam edelim. Heyo. 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 Gençler. Heyo. 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 Hadi toplu çekelim arkadaşlar. Heyo. Hadi toplu. Toplu neredeyiz? Sağ olasın. Abi. Haydi bakalım şöyle geçelim arkadaşlar. Abi. Vay be abi, çok popülermişsin ha. Harbi mi diyorsun? Evet abi, bir fotoğraf çekebilir miyim? Tabii ise. Çok teşekkürler. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Okul ne zaman bay başlıyor? Efe nerede? Efe nerede, nerede oğlum? Abi, dört çocuk yedi oğlum. Ada lezzetleri. Abi Efe'yi kaybettik. Efe yok. Toplu gelin. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Haydi bismillah. Ah, Ayhan Sicim oğlunu şimdi anlıyorum. Kolay gelsin. Ha, kolay gelsin. Efe nerede? Oğlum ben var ya, siz orada bütün kaosla uğraşırken arka patlıcanlı böreğin tadını çıkar. Nereden biliyorsun abi, peki şey bu ortamı? GameX, GameZone, MediaMarkt, Karne Günü. Bu bölümde böyle aralara şakalar falan eklemeyelim mi? Sen nasıl istiyorsun öyle yapabilirsin. Tamam. Ada neden bu kadar kalabalık? Beyler, perşembe bugün. Bir de sokaklar dar olunca kalabalık gibi ha, oluyor. Şimdi aslında sokaklar değil. Kimin telefonu açık abi? Senin. Senin. Bana hiçbir şey gelmemiş. Edepsiz. Şu an. Bana da gelmemiş. Evet, Antep kuzu, lahmacun. Kolay gelsin usta. Hoş geldiniz abi. Yemin ederim. Hoş geldiniz. Bak yeğenimi getirdim. Abi, kuzenimi getirdim. Merhaba, kuzenimi getirdim usta. Merhaba abi. Hoş bulduk. Nasılsınız usta? Sağ olun, hoş geldin. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Aleykümselam. Selam olun, öyle geldin. Hoş bulduk. Ne yiyoruz usta? Nasıl keyifler? Pidelerim var, kilistavan var, lahmacun var. Ana. Lahmacun fındık mı? Fındık değil. Antep'e özgü lahmacun. Acı oranı? Acı oranı isteğe bağlı. Tamam. İsteksiz, istekli, istekli. Apacısız. Antep lahmacun sarımsaklı mı? Sarımsaklı. Klasik lahmacunum da mevcut aynı soğan zamanda. Sarımsaklı, acılı, soğanlı ne varsa lahmoda gömeriz. Değil mi? Ben öyle diyorsun. Niye tedirgin oldu mesela? Niye tedirgin oldu? Sarımsak yemiyor herhalde. Daha yemediği için. Yok yerim ya. Sıkıntı yok. Peki başka ekstra yanına ne alırız? Yayık ayran. Özel ister ayran. Özel ister ayran var benim. Balık ekşili acı olarak istiyoruz. Tamam çok güzel. Bak şu ne, şu görseldeki. Gördüğün kilistava. Şu görseldeki de kilistava. Kilistava çıkması 2 günü bulur mu? Yani 2 gün değil de 10 dakikada ben size hazır ederim. 10 dakikada. Peki tabii. Bir şey diyeceğim. Neyiz? Bir şey seçin abi. Lahmacun yemek istiyorum. Lahmacun. Lahmacun yiyin. Ortaya da bir tane kesin. Oğlum ödürü patlattın lan. Geçen yoldan geçen biri yapıyorsan. Benim siz lahmacun yerken kilistava da pişer o arada. Tamam süper. Hadi ben alalım. Olur 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 olur. Evet. Bunu böyle alayım. Hayatı şöyle alayım. Güneş değil orası. Böyle alayım. Şu tarafta da var mı acaba? Orada da masa var mı burada? Şansını zorlama artık. Masayı falan masalla artık. Yukarıda üst katımız var yani. Gördüğün gibi. Yok abi. Üst kat aile salonu mu? Hem teras hem de şey. Aa teras kapalı mı var? Teras varsa oraya çıkabilirsin. Senin terası mı var şu an? Abi bakın burada. Baba gel var. Teras çok orada güzel ya. Şuradan tam geçen sigara çakmağı masaya koyuyordum. Yukarı. Gel 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 gel. Teras muhteşem duruyor anasını satayım. Gel dayı. Lan Efe ilk sordum be. Yok yok. Mesut kızdı bana. He. Beyler be. Harbi teras ha. Harbi teras. Şunun güzelliğine bak ya. Abi. Hayır, yok ya yok yok. Şey şansımı zorlamayayım ben en iyisi. Dur ben en iyisi Efe'den bir özür
Hayır, hayır, özür dilerim. Uzatacak hayır, hayır, belli hayır. Ki değil mi? Sevgili arkadaşlar, mekanımızda terasa çıktık. Çok heyecanlıyız. Benim çok uzun bir aradan sonra terasa çıkışım. Kadir Hoca 2 dakika ara ver. Lahmacunumuz geldi. Ne diyorsun abi ya? Aha. Bu lahmacunun, bunlar Antep olanlar. Samısaklı yöresi olanlar. Bunlar da soğanlı normal klasik lahmacunlarımız. Vay 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 vay. Bizim işte Antep'imize durumumuz da böyle yani. Solum kesinlikle. Çok iyi abi. Yunus Bülbül Antepli miydi? Yok, o Malatyalı. Ama onun bir çok güzel bir şarkısı vardı. Antep'in güzel kızı, işte, çoban yıldızı yani. Şarkı olunca Antep de meşhur. Yani. Çok güzel söyledik belki ya. Belki Antep'le birine aşık olmuştur. Ya, olabilir belki. Şu nitekim burnundaki ayranı alıyorum. Oha. Termsel bir demaz oldu, kusura bakmayın. Deneyin yani, anlatabildim mi? Ayrı ayrı saçmalık yani. Bu, abim bu sarımsaklısı. Tabii, bu çok rahatsız oldum. Ait olan samısaklı. Kralın en yakın arkadaşı abim. Bunlardan hangisi acısızdı acaba? Hepsi acısız. Oh, çok acı olayı yapmadık. Çok, yani. Evet, zaten hazır bir damak tadı acılığı var zaten. Söyleyecek yine. Yani. Yapıştır yapıştır. Arkadaşımızın götünde mayası var. Vakkas. Vay be. İsmin heybetine bak ya. Vakkas abi. Vakkas geldi mi? Demek yani. Unutmazsın. Vay yani. Day 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 can. Vıskıra gumba gumba. Gara gunga gunga. Ben bir şeyi merak ettim. Hah, geliyor gastronomi bunlardan sorusu. Bunlardan utanmamak için ne yapabilirim? Vallahi gastronomi. Çok iyi. Vallahi gastronomik bir soru değil. Adalarla nasıl yollar kesişti? Adalardan para gelir ya biz, adalardan. Bizim asıl yerimiz Bostancı'da da var. He. Asıl doğduğumuz yer yani orada. Orada benim Fuat Şef var. Abimdir kendisi de orada. Burada çok bize adadan dolayı çok teklif geldi. Yani buradaki halk dedi gelin gelin gelemiyoruz falan bir. Geldik böyle bir buluştuk. Abilerimize yardımcı oldular bize. Yani şu an. Vakkas abi ne yapmışsın ya? Abi bu başkadır. Özel orijinal kuzu döşüdür bu. Wow. Yani baharatı, karabiber hepsi şeyden gelir yani bunların. Yıkılıyor. Tabi. Bu özel ser ayran da yani bunun yanında iyi gidiyor. Haftan eski bir simayemşi var ya. Hmm. Vay vay tabii vay. Tabi o yediğiniz soğanlı sizin. Bu da Antep. Aslında çok iyi bundan abi da tatmanızı isterim. Berko çünkü hemen gel. Meşhurumuz bunda. Ha bunu bize kim alıştırdı? Eş, dost, arkadaş bildiklerimiz. Allah bir anda iyi oldu. Öyle bir lahmacun. Berko götür baba. İnanılmaz bir lahmacun. Ne kadar vakkas abi? Tanesi 110 lira. Gayet. Evet, ya makbul tuttuk adaya göre. Bu adaya göre bir fiyat politikası değil mi? Şey, normalde aslında 150 lira olması gereken bir rakam ama biz kesinlikle abartmıyoruz. Yani insanlara lezzet tattırıyoruz. Yani fiyattan şeyimiz yok zaten. Ada daha mı uygun abi İstanbul'a göre? Yerine göre değişiyor ama. Biraz. Yerine göre değişiyor. Öyle mi? Ya tabii bugün bir Caddebostan'da açmamla bugün bir Kadıköy'de açmam farklı oluyor yani bu. Yerine göre, kirasına göre değişiyor yani. Ama ada bizi üzmedi. Ada güzeldir. Antep'te bizi ne bekliyor ya? Bir vakkas abi söylesene. Antep'te İlk defa gideceğiz. Ben 20 gün önce geldim Antep'ten. Yani artık böyle evde yemek yiyemiyordum yani. O işte azaltısımış, ciğerimiş, kavurmasımış. Yani bunlar işte sabah gidip beyran içmelerimizmiş yani. Bunlar çok ayrı bir yeri var yani. Çok güzel. Tavsiye ederim. Antep'e gidin zaten pişman olmazsınız. Efe yarım yarım. Normalde zaten soğanlıya domates girmez yani. Vallahi ben bir tam Antep yerim. Soğanlıya domates girmez. Beyler duyuyorsunuz değil mi? Bak şimdi dur size asıl bomba gelir. Kilise havamız gelir yani. Vay 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 vay. Sen de kızsın ben vay fena. Of kilis tava geldi. Oy 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 oy. Yeme yeme kilis tava ye. Antep'i de yiyeyim ya merak ettim. Ulan buradan başka adaya geçeceğiz. Hiçbir yere geçmeyin. Siz buradan doyun boş verin başı. Asıl şey kilis tavadır yani. Abi sizin isminiz neydi? Merdan. Merdan abi. Kilisi de buraya alabiliriz. Alırız tamam. Sen aldık şunu hatta. Bir al hatta. Sen şunu bir al. Aldım abi. Soğanlı. Efem. Rabbim sağlıklı ömürler versin. Biraz rahatsızım. Evet. Bu ayrı o ayrı. Sen şu Antep'ini yemedin ama. Evet abi. O Antep'i tatmanız. O tabiyim abi. Vay 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 vay. Dikkat edin efendim, tabaklarımız biraz sıcaktır. Kuzu döşü ve kuzu butu var bunun içinde. Vakkas abi yeme bu, şekli var mı yeme tarzı? Biz bu, böyle yeriz dediğin. Biz benle hiç çatır bandırmam, direkt ekmeği kopartıp böyle yeriz. Harbi mi? O yağın mağı değmeli yani ekmeğe yani. Bunun orijinali o zaten. Ben gömenzi. Abi bir sorum olabilir mi? Buyur abi. Hatay'ın tepsi kebabı var ya. Hatay'ki soslu olur, bizimki sossuz olur. Tam diyecektim farkı ne? Orijinal kendi eti abi, farkı var yani. Zaten. Kesinlikle bir sos yok, herkesin damak tadına uygun vay, yapıyoruz vay, yani. Vay 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 vay. Zaten bunu tattığınız zaman direkt tat verirsiniz. Merdan abi sen de mi Antep'lisin? Ben Türkmenistanlıyım abi. Nasıl? Fark var mı Antep'te? Oha! Vay be! Salatanı merak ettim Vakkas abi. Bu normal karışım salata göbek. Bu Şaban paralar ne iş? Hangisi? Bu Şaban'ımız ünlü burada ünlü bir berbermiş. Öyle mi? Değil mi? Bak baba hemen seçiyorsun ya. Ünlü bir Edison falan gelir bundan tıraş olur yani. Edis mi? Evet. Ne? Edis burada ya burada oturuyor ya. Edis? Evet. Edison. Edison evet diyor. Ha Edis ulan ben azar azar Edis zannettim. Şu sizin çağınıza olan değil o bizim babalarımızın gençliği. Bir dakika Şaban abi. Edison'un berberi mi? Evet. Wow. Bak papyon takar kendisi. Her an Edison gelebilir diye papyonla mı duruyor acaba? Vallahi olabilir bence de. Çünkü hakikaten sadece onunla resmi var. Peki bir şey diyeceğim. Edison adada yaşamaya devam ediyor. Evet. Hep adalı. Tabii adalı. Ayıp değil ki o, abi bu. Niye tabi sessiz sessiz söylüyorsun? Şaban abi duyar diye anasını satayım ya. Yok değil mi? Edison yani 60'lardan belli buradanmış evleri ya. Gençken bile evi buradanmış. Kadir baba neredeydi? Göcek'te. O da Göcek'teydi. Göcek'te yaşıyordu en son. Çekiyoruz ha. Çekiyoruz biz. Kadir İnanır'la tanıştık. Story attım. Mesut babam bu mu ya?
yazdılar. Senin yanına gelen çocuklardan bir tanesi galiba hepimize şeyi söylemiş. Şeyin oğluymuş. Yaşar'ın oğluymuş. Şarkıcı Yaşar. Evet. Hadi ya. Evet. Biz de çocuğa öyle mi falan dedik. Gerçekten öyle ama. Burada gel, burada mı geldi? Adada geldi. Oğlum pastanenin önünde. Ben Yaşar'ın oğluyum mu dedin? Evet. Lan ben anlamadım. Ben de hani buranın bir esnafı Yaşar zannettim. Hayır. Bak Kumral'ın ya. Yaşar. Sordun mu sen? Kardeşim sen Kumral'ın Yaşar'ın oğlu musun? Evet. Sen şey mi dedin çocuğa? Bir dakika hangi Yaşar falan mı dedin? Hayır, kendisi direkt ben Kumral'ımı söyleyen Yaşar'ın oğluyum dedi. Allah Yaşar'ı bulalım adada. Bulabilir miyiz? Özürler. Bir yerden çıkar böyle bağırsak. Çok tatlı. Abi adada yaşayan başka ünlü kim var? Yani çok ünlü gördüm ama öyle yani burada yaşamıyorlar. Yani burada ya anneleri ya gelmiş öyle zaman ya yazlıkları vardır. Ama öyle çok da bir pek ünlü şey yok yani. Sadece geçiş yapıyorlar. Mesela sen buradasın, misafirliğe geliyorlar. O zaman ünlülerimize buradan bir çağrı. Yalılarından kalkıyorlar, aynen, geliyorlar adaya ziyarete geliyorlar. Ziyaret burada. Dedi. Üçünüz dördünüz buraya yerleşin ki çan eğrisi yükselsin. Ben... Sen o kilise tabi ulan helal olsun sana. Tek başına yedi ha o. Bakkas abi helal olsun. Afiyet olsun. O kadar iyi. Lahma 110 dedik. Evet. Kilis ne kadar? 370. 370. Şahane. Yani takribi buraya 3 kişi geldiğinde 7700 liraya kalkabiliyorsun. Evet. Yine senin space'e basım. diye güleceğin 3 saniyelik bir an. Abi elinize sağlık. Yine var. Afiyet olsun. İzlemeyeceğim. Buradan nereye geçiyoruz? Ciğerci Ahmet. Ciğerci Turgut. Lan adamı küstürdün. Somurtan CZN gibi izlemeyeceğim diyor yayında bu videoyu. Hayır ya o senin şey de tam kafadan videon. Onu izlemeyeceğim diye söz vermişti. Abi eline koluna sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Sevgili arkadaşlar ada lezzetlerimiz devam ediyor. Buradan Ayhan Sicimoğlu abimize de selamlar olsun. Efe hazırsan Liverpool üstlediysen artık inceden. Kur'an'ıma aynı şakayı dizayn etmeye çalışıyordum. Daha abi, hızlı bak, silah çekiyor bu adam. Sen 3 gün önce ben de denediğim bir şakayı az önce yaptım burada. Şaban abi yardım et abi. Ya. Vaksın var mı? Hadi kalkıyoruz. Aşkım Kur'an çarpsın. Ziyarcı Turgut'a geçiyoruz. Çekeceğim son video. Sonun yok ya sonu. Ankara'ya gideceğim de onu şeyli yapıyordum. Şey mi yani bu? Efe geçen de son demiştin. Bu bitmeyecek galiba bu lezzet tufanı. Abi bu güzelim topraklarda, bu can memlekette lezzet biter mi ya? Bitmez. Devam. Evet Mesut Başkan'ın da tuvaletten çıkışını alkışlıyoruz. Selam aleyküm. Vakkas abi hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin. Abi, dikkat et kendine. Sağ ol abi. Şimdi arkadaşlar adada çok enteresan bir berber abimizin yanına gidiyoruz. Aniden çıktı bu plan. Yakalandı. Evet. Yani ciğeri iptal edip berbere gidiyoruz şu an. Enteresan bir sokak lezzete. Hadi testereyle mi kesiyor saçı? Male and female hairdresser. Şaban abi. Evet, buyurun hoş geldiniz. Geçin çocuklar, geçin. Ne bu bayram tıraşları mı? Geçin. Efendim, merhabalar Şaban abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Eyvallah abi, sağ olasın. İyi. Sen nasılsın? Buyurun, saç sakal yapılır. Merhaba, hoş geldiniz. Şaban abicim nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Özlemişiz. Evet. Mikrofon senin mikrofon mu? Evet. Yok ya biz taktık Şaban abi. Ciddi misin? Yapma ya. Benim mikrofon ya. Artık benim oldu. Şaban abi ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Sağ ol seni sormalı. İyi valla şöyle dedim, oturalım mı ya? Oturun. Ha? Bak yazar ve ünlülerin kuaförüne hoş geldin. Allah Allah. Şaban abi nerelisin? Gaziantep. Anteplisin. Evet. Nereden geliyoruz? Kapı. Vakkas abinin selamı var. Aleyküm selam. 3 tıraş ödememiş ama pas. Lahmacun gelmedi. 2 lahmacun. Aç mıydın? Evet açız ya. Abi bize bir anlatır mısın? Ne zamandır adadasın? 20 sene oldu. 20 sene oldu. Ondan önce? Antalya. Antalya Lara. Şamyuva. Kemer. Hangi otel? Partisi. Türkiye. Şabana piz var mı? Efendim? Gün ortası piz var mı? Var. Ciddi misin? Dur bekle. Birer saç spreyi içmeyelim mi? İçelim. Batu bize bir 3 tane yapsana ya. Şaban abi elimiz boş geldi kusura bakma eyvallah, da. Şaban abi ne zamandır ünlülerin kuaförüyüz? Tam 15 sene oldu. 15 sene. Yani şuradaki Edis Hun, Yeşilçam'ın kralı. Vay ondan be. Sonra şuradaki Nazım Hikmetinoğlu, Mehmet Hikmet Ran tıraşa geliyordu. Rahmetli Fransa'dan. Kim o Nazım Hikmetinoğlu? Dışarıda kitabımız var. Buradan seçebilir misin abi Nazım Hikmetinoğlu'nu? Yok burada o resim çekmezdi. Şaban abi ne kadar burada gençsin ya. Evet aynen. Allah Halk TV geldi benden röportaj yaptı. Allah Allah. Abi. Şimdi Edis Hun geliyor abi. Abi şu ne bu da Vogue photoshoot'u mu? Evet. Hayır o ne biliyor musun? iPhone 11. İlk portre fotoğrafı. Ya bir deneyeyim. Evet öyle doğru söylüyorsun. Seni tanıyorum. Bizim saç tıraşlarımızı yorumlar mısın Şaban abi? Şekil olarak mı? Abi nasıl istersen. Bu arkadaş bonus olmuş ya. Bonus mu olmuş? Bu halime bir de böyle diyorsun evet. Reis. Vay be eskisini görsem demek sen beni bu biçer. Bu az bonus abi. Az bonus değil mi? Tabii. Garanti bonus. Dur oğlum dur. Dur ya. Efe'nin tıraşı? Benim tıraşım geldi abi saçı çok uzadı. Seninki o bir tane çok güzel hareketler birisi var ya ona çok benziyorsun abi. Kim abi? Vakıfbank bankomat. Aynen Vakıfbank ona çok benziyorsun. Kim o? O işte.
tane hadi git vuracağım şimdi. Şaban abi saç sakal ne kadar? Saç sakal 500. Kafana göre galiba. Evet. Yani abi. Esas 600 de olabiliyor. Aynen 600 de olabiliyor. 1000 de olabiliyor. Peki bir şey diyeceğim. Edison'a kaç abi? Ha. Edison'a 500. Edison olduğu için Edison mi? Edison olduğu için. Edison'dan 500 olan bizi var ya burada şapalak manyağı eder. Ben peki, size söyleyeyim. Şöyle diyelim. Efe haftada kaç tıraş oluruz? Haftada derken. Kanka, Şaban abim. O lahmacun nerede? Hafta. Kadir Hoca sağlığına, Berko sağlığına. Şaban abicim. Şerefe. Nice güzel saç tıraşlarına. Evet. Efendim. Haftada derken? Haftada kaç tıraş olursun? Benim haftada ikim vardır mesela. İki tıraş haftada olursun. İki tıraş. Ha. Evet. Gerçek mi bu? Gerçek. Evet. İki günde bir berberde. Kanka benim telefona da sen de beni çeksene. Ben 2 ayda kanka! Ben 2 ayda bir falan tıraş oluyorum. 2 ayda bir. 2 ayda bir az değil mi abi? 2 ayda bir çok az ya. Ayda en az 2 sefer tıraş olman gerekiyor. Doğru. Aslında öyle. Sonra böyle işte abi uzuyor, papaz gibi oluyor. Peki Şaban abinin bir saç tıraşı olmaya gelen müşteriye başka hizmeti ne? Saç tıraşından başka sakal olur, maske olur. Nazım Hikmet'in oğlu dedik. Nazım Hikmet'in çok sevdiğim bir şiiri vardır. Bütün şiirleri çok güzeldir ama bir şiiri vardır. Kar kesti yolu, sen yoksun, oturduğum dizüstü düşündüm diye. Biz de Mesut kafayı kıvırcıktan düze aldığında Nazım Hikmet'in gençliğine benzetmiştik. Benziyor değil mi? Evet. Benziyor değil mi? Onu benziyor. Peki hayatında hiç kuaföre ve berbere gitmeyen. Bak güzel bir soru. Kuaför ve berber arasındaki fark. Kuaför arasındaki, berber arasındaki fark. Kuaför biraz da ultra lüks gibi düşünülüyor. Berber normal sokaktaki bir ufak bir dükkan gibi. Yani nezih, müntezih gibi bir şey yani işte. Işığı mı kısın Şaban abi? Üstüme rahat bir şeyler mi alayım? Siktir girişte abi? Hostel yazıyordu. Üstüne rahat bir şeyler istiyorsun. Efe senin var mı saçla ilgili kafana takılan herhangi bir şey? Yok. İyisin. Evet evet. Efe'nin kulak kıllarını mı yaktırsak? Ben yarın falan zaten berberdeyim. Abi Şaban abinin buradayız Şaban, ya. Şaban abi şey hizmetinden var mı? Kulağa boru sokup yakmaca falan. O yalanmış şey Mesut Çağ. O ne o abi Şaban? Yalan abi o ya. Kulağındaki sadece havayı alıyor. Gaz var ya. Gaz mı? Ha, kulakta gaz. Ha, kulaktaki gazı alıyormuş. Bu boş raflardan dolayı kulakta biriken gazdan mı? Bravo. Şaban abi bizim gibi genç. Ben daha yeni 21 yaşındayım. 22 yaşında, 23 yaşında. Bizim gibi genç limahlara söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yani... Saçınıza dikkat edin. Sakalınızı kimseye kestirmeyin gibi. Feysel'den uzak durun. Topiye bulaşmayın. Dudu'ya az gidin falan. Ya mecbur tıraş olacağım. Kuaförün koltuğundan geçeceksin yani. Başka çaren yok yani. Berberin koltuğundan her türlü geçeceksin yani. Doğru. En sevdiğin sinema filmi? En sevdiğim sinema filmi. Balkoçoğlu. Çok iyi. Hangisi ama abi Balkoçoğlu? Bir mi iki mi? Balkoçoğlu Cem Sultan. Çok iyi. Gel beri. Sen hangisini seviyordun? Alaskar Gazi'yi mi seviyordun? Evet. Şaban abi İlk Allah razı olsun. İyi ki terasta gördük seni. Vallahi billahi. Uzun bir aradan sonra adaya geldik gerçekten. Abi, Edison en son ne zaman enseyi aldırdı? En son 7 gün önce. Oha böyle çatır çutur aktif geliyor. Tabii 83 yaşında ama full bizden hiç gidiyor. Peki bir şey diyeceğim. En kritik soruyu soruyorum. Edison abimiz Arif 216'da oynarken Şaban abimiz sete gitti mi? Sete mi? Sete gitmedi o bana geliyor. Ha buradan tıraşını olup öyle gitti öyle sete. Gitti. Bak işte budur. Bak budur. Budur değil mi? Yanlış söylemiyorum değil mi? Alaskar geldi. Şaban abi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İstanbul'da başka yere şube açmayı düşünüyor musun? Şimdilik düşünmüyorum ama daha sonra olabilir. Eserse. Eserse. Sen galiba Şaban abi tanıdığım kadarıyla canın ne isterse onu yapan bir insansın. Aynen öyle. Canım ne isterse onu yapar. Keyfeteryan. Evet keyfeteryan. Hadi evet. Ve benim anladığım kadarıyla yani son anladığım kadarıyla geliyorum. Galiba senin senden başka dostun yok abi. Evet. Aynen öyle. Bu arada zirvedeki yalnızlığı yaşıyorsunuz. Sakın ha sakın darlanma. Okey. Hadi Şaban abimizden bir helallik isteyelim. Ona bir sarılalım. Bir daha Şaban abiyi ne zaman göreceğiz? Çarşamba günü. Şaban abicim Allah razı olsun. Sağ ol. Dikkat et kendine. Sağ ol gülüm mü? Sağ olasın abi her şey. Kendine iyi bak. Eyvallah. Şaban abi görüşmek üzere. Bunu bir yerden gözümü sarayım ama nereden? Emeği mi? Ya! Ya! Şaban abicim hayırlı işler diliyoruz. Sağ kolay gelsin. Sağ ol görüşürüz. Allah'ın bereketi üstünüzde olsun. Ediz Bey'e selam. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Gel bakalım. İki tane lahmacun gönder. Şaban abicim hemen gönderiyoruz bu arada. Şaban abiye Batu. Şaban abi iki tane lahmacun gönderdim ben. Canından çıktık şaka gazı bitmedi. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Hayatınızda ilk defa Heybeli Adaya ne zaman geldiniz? Heybeli Adaya en son ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum da. Şu an hem bir video çekiyoruz hem de felekten bir gün çaldık gibi hissediyorum. Bir de basitleştirme gerçekten bu öyle. Orucu uykuya tutturmak gibi davranıyorsun. Biz buraya yemek yiyip akşam eve dönmeye gelmedik. Video için geldik. Evet evet buraya video için geldik. Ya hayır ben de zaten cümlemin başında dedim ki hem videomuzu çekiyoruz ama bir yandan da felekten bir gün çalmışız gibi oldu. Bu arada hazır Efe de buradayken aynısını şunu da söyleyeyim. Aynısını sen de söyledin Bada'da çay içerken. Yo doğru söylüyorsun şunu da söylemek
gitmekte fayda var. Normalde arkadaşlar Büyükada'da Ciğerci Turgut abiye gidecektik. Efe ısrar etti, ben ısrar ettim. Mesut dedi ki hadi abi salalım. Çok yalan bu söylüyorsunuz kadar. Ya. Hocam kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Yeğen 1, yeğen 2. Selamünaleyküm. Nasılsın? Hocam gayet sessiz sakin, hayırdır? Perşembe diye mi? Sezon bitti artık. Sezon bitti. Nereye geçelim? Aa. Buyurun. Sobanın oraya geçmeyelim mi? Hadi. Ha? İstersen sobayı da yakabiliriz. Ama abi, video sonrası deme bizi içeride oturttun falan filan diye. Yok abi ya. Efe seçsin, Efe seçsin. Orada sigara içiliyor mu? Ya Allah'ım, delireceğim ya. O zaman düşünme ya bile. Abi gelmeyin adayı, istemiyoruz ya. Gidin kanyona manyona gidin ya. Abi çok güzel bizim istavritimiz var. Okay. Tamam. Tamam. Tekir mı? Tekir yiyelim güzelim abi. İstavrit. Ama Adem abi okeyse. Adem abi saydı az önce beni. Adem abi belki diyecek ki tekirim sana gelmez. Of bak, orijinal esnaf. Tekiri isteyene kadar söyleyecek ama Adem abi bunu. Tekiri kim istedi? Adem abi tekir bana gelir mi? Gelir. Bak. Ben tekir yerim abi. Adem abi adalı mısın? Adalı ya, adalı değilim de 25 yıldır adalıyım. 25 yıldır. Yani bir 30 yıllık işletme burası. Var evet. Ya buraya burası 15 yıl oldu. 15 yıl oldu. 15. En çok ne tercih ediliyor burada? Yani en çok dediğiniz gibi istavrit tekiri, tekir tercih ediliyor. Palamut şu anda mevsim olduğu için palamut tercih ediliyor. Fener kavurmamız çok meşhur olduğu için fener tercih ediliyor. Abi fener kavurma meşhursa fener kavurma. Ya fener kavurma. Ortaya mesela bir porsiyon yaparız. Hem tadına bakmış olursun. Olur, süper olur. Biz bu arada abi her şeyden böyle ufak ufak alsak süper olur. Çünkü doğru, diğer adadan da geldik ki herkes tıkanmış halde. Aynen öyle yapalım. Mesela bir fener yapalım. Peşinden bir istavrit yapalım. Doymasanız bir tekir yapalım. Ben istavrite okeyim. Ben de okeyim. Ben istavritle kavurmayı şey çok var, merak ediyorum şu an. Okey. Pekala. Abi meze peki? Meze o bak işte ondan bana geleceksin. Evet, tamam. Şimdi seni dinliyorum. Size... Galiba çok güzel bir semizotum var, öyle hissediyorum. Evet, ben şimdi size ufak ufak böyle bir masanızı donattım. Donaltın, şu masayı donaltın. Abi süper, bekliyoruz. Vallahi süper. İçecek ne alırdınız? Adem abi ne içiyorsun? Ben suyla su mutluyum. Galiba suyla iyiyiz ya. İçmeyeceksek herhangi bir şeye gerek yok ya. Sen içmek istiyorsan rakı iç. Yok ya. Başkanım bu, içer adaya gel. Ne oldu, tekne mi kullanacaksın? Ehliyetim var biliyorsun. O zaman sevgili arkadaşlar, Adem abi sofrayı kurana kadar biz de o sırada 7,5 saat bekleme süresini başlatıyoruz. Ele loy loy loy. Neymiş be? Abi sen ne yaptın ya? Abi ne yaptın ya? Vallahi içip içip sürekli cebimden 100 lira çıkaracağım galiba. Öf. Oh. Buraya gelip de aç gitmek olmaz. Adem abi ne yaptın ya? Abi hafif de tok gelmiştik. O zaman bir dahaki biraz çok harbi tok gitmiştik. Getmiştik chat. Chat'im. İzlersem bu videoyu. Kadir Hoca iyice gidiyor. Kadir Hoca bari çay bahçesinin oradan muşambadan falan çeksene ya. Sobanın borusundan çeksene. Sobayı aldıysan daha da ileri git, muşambadan gör bize. Ekmağına. Yiyeceğiz ya bunu. Aynen muşambadan. Ya Kadir Hoca uzaklaşsın bizden. Hamsiye limon mu? Hamsi değil ki o. Arkadaşlar hamsinize demedim. Hamsiye limon ister misin? Misiniz? Tamam. İstavrit. Tamam. Hayır, hamsiye limon, balığa limon, balın pezevengi limondur, okey mi? Ben tamam. Adem abi o doğru mu hala? Balın pezevengi limon. Yani kişiye göre değişiyor. Ben kendim tercih etmiyorum. Ben de etmiyorum. Ne demek şey isteriz. Abi isteriz ya Adem abi. Allah razı olsun. Şöyle bir servis yok oğlum. Ha kendim. Ya balığa çatal en sevmediğim şey ya. Evet, abi et, ya. Balık kelle, çok balık saygısızcak kelle ya. Saygısızcak. Evet. Nalı yapınacak. Ya, ılacakların saygısızcağı. Hayda. Ya sürdürdün lan Kız Hoca ya. Adamı kendin yolladın abi. Tabii çoğulmuş. Balığı sen çatalla yiyorsun. Kurban olayım, kalkar giderim şu an deniz taksiyle ya. Hamsi olsa elle yiyorum da büyük biraz bu. Bana dün gece ne teklif etti biliyor musun? Ne teklif ettim lan? Ayda. Efe uydurgaçı götürelim mi dedi. Sizde artık Ronaldo bir şey olmamış yani. Hani kariyer değil, artık bir travma olmuş yani. Evet, biraz öyle oldu. O ne demek ya? Allah canımı alsın. Sen bir gece böyle bir sabah 9'da niye gidiyoruz ya? Sanki İzmir'e gidiyoruz falan yaptın ya WhatsApp grubunda. Yüzlük Efe'yi götürelim. Yüzlük Efe'yi alalım dedi. Yemin Efe ediyorum. Ben öyle bir şey dediysem namerdim. Oğlum biraz vicdanlı olun. Kim gelmesin dedi Yüzlük Efe dünkü villa çekiminde. Hatta şöyle bir şey oldu. Yüzlük Efe mi gelsin dedi. Onu dedim, saçmalama dedim. Efe'ye söz verdik falan filan. Ya dedi çok mırın mırın ediyor dedi. Bunun dedi artık mırınlarını kırınlarını çekemeyeceğiz. Yüzlüğü çağıralım dedi. Bunlar kimin cümleleri? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba Mesut'a inanıyorum. Galiba yanlış sulardasın. Gerçekten mi? Evet. Bu sefer yanlış sulardasın. Mesut? Martıların efendisi. Çünkü yüzlüğü kullandık, bitti baba. Vay be, böyle ha söyledim. Ayaklarım yerde. Basıyor. Allah Kur'an çarpsın ki o istedi. Ben dedim ki Yüzlük Efe gelmesin ve hatta çıkarken şöyle yaptı. İyi gelmesin, Mesut istemiyor. Fener kavurma. Bu arada arkadaşlar bir önceki
Şaban Parlar berber abimizin ayakları yere değmiyordu. Ne olmuş biliyor musun? Onu da söyleyelim. Benim İzleyenler uçuyor falan zannedecek. Sen yüzük efeyi sevmemişsin. Sen de sevseydin boku yemiştik işte. Oğlum adam kimseyi sevmiyor ki, beni de sevmiyor. Niye beni seviyor? Ben seni çok seviyorum. Seni seviyor mu? Sevmiyor mu? Vay be. Oğlum. Kandırıyor mu lan? Uyuma, Kadir Hoca, kavurmaya manyak. Dışarıdan Muşamba'da sadece beni gördüğün bir plan alsana sana zahmet ya. Bak ya. Nasıl yani ya? Şeyden, Epey ile Mesut'un ortası. Tam böyle Muşamba görseli olsun Pınar kavurmayıymış ha. Seni Zut da alalım. Sen normalde bu videolara tok geliyordun Efe. Ben Mesut'un sevmediğinden iddiandan sonra kafamda çok ciddi soru işaretleri oluştu. Çok yalan konuşuyor. Kendi yalanını örtbas etmek için. Efe, bir insanın seni sevmediğini nereden anlarsın? Çok güzel. Direkt anlarım. Hayır. Yanıldığın zamanlar da oluyor ya. İlla senin fikrini değiştirecek, o kafaya koydu. Yanıldığım zaman olmadı benim. Sadece sevmediğini değil. Çok teşekkür ederim. Sevdiğini zannettiğin bir insanın da seni sevmediğini anladığın zamanlar gelir ya. Seni de candan o açıya çok bilip çoğun sevecek sandım. İçime attıkları. Bitecek sabrım. Geçip gidenin ömrün ahvaline yandım. Yardım et Tanrım. Çok havalandım. Yanma yanma. Gerçekte videodaki gibi değil değil mi? Bana kayda girdiler. Bambaşka delirdi. Daha farklıymış. Unsubscribe. Bir sonraki yayınımız ne zaman? Efe arkadaşlar bu arada bizi Kick'ten de soğuttu. Efe, gelmeyin beyler yapıyor dedi. Buralar çorak dedi. Efe, yayınlar ne oldu? Ben bekliyorum her akşam. Yemek yiyemez oldum. Şuna midem küçüldü lan, sen yayın açmıyorsun. Ya. Abi ben izlemek ve yemeğimi öyle yemek istiyorum. Sen niye aksattın bu yayınları? E soyum, kulağını çekiyorum. Osman siktir git lan. Siktir git, çık lan, çek lan. Beyler, bir balığın yanında olmazsa olmaz nedir? Nedir abi? Soğan. Güzel dostluk. Ben harbiye diyeceğim sandım diye ipleri gittim. Hafif harbi sende bu ters köşe işi var ha. Evet. Ya, Efe be gel, ellerimi yalvarayım anladım. Mesut gel. Bar bunu özlemişim be. Eskiden sonra, rahmetli babaannemin böyle şey dolabını açtınca olurdu gerdik ya. Yani. Sen ikisi vallahi de olur sandın değil mi? Abi şunu şarap, abi şu yatırarak Berk, Berk. Şöyle dökelim. Şurada hemen koyalım. Ama böyle artık sıkıldım artık şeyde. Size çay koyalım. Efe dayım içecek bir kadeh. Efe dayım bugün bir kadeh yuvarlayacağım. Peki yani. Efe dayı mıdır? Dayıdır. Şu masaya bir bira içilir ama ya. Herhalde baba hadi. Arkadaşlar 40 yılın başı yaptığımız bir şey zaten haliyle. Yargılamayın. Bardaktan ya içmek öyle en azından. Yani. En azından. Efe'cim, bir masada daha hiç kimse sofraya oturmamışken ağzına lokmayı atan ilk adama, bir de masadayken kadehi tokuşturmayan kardeşlerimize. Adem abi, sağlığına. Afiyet eline olsun. Koluna sağlık. Afiyet olsun. Ben içmiyorum abi. Çok güzel yapıyorum. Ada Sokalezo. Hamsi'yi bekliyoruz galiba. Yok şu anda. Ha okey, süper. Şimdi isterseniz. Ben peki içmiyorum abi. İstavritimiz. İstavritimiz kaç lira Adem abi? 220 lira porsiyon. Bu bir porsiyon mu? Bu 3 porsiyon. Kaç balığımız var şimdi? Ortalama 66 tane var. 66? Vah vah vah. Ben sana bugün yolda ne dedim? 3 porsiyonda 66 olur dedi mi demedi mi? Dedim mi lan? Dedi. 70 balığım dedim. Şimdi normalde Adem abi gelmeden önce Efe kardeşimiz çatal bıçakla balık yiyordu. Evet. Ar etti şu an abi, utandı senden. Yani çatal bıçakla istavrit yenilmez, hamsi yenilmez. Hani çupra levreyi anlarım da büyük balıklarda ama küçük balıklar elle. 50 kere söyledik. Ama arkadaş Karadeniz'e benziyor. Bence bunları bilmesin. Patlat en sevdiği yerler abi. Anne Ordulu. Abi doğru, Karadenizliyim. Şey yani zaten ilkine hani kuyruğuyla kafasını kesince bıçağı aldım. Yok, kuyruğuyla kafasını kestim, sonra hemen ele geçti abi. Ama şöyle biraz daha içten muhabbet. Bizim orada da miski balığı vardır falan. Onlara niye evet, bilmiyorsun hiç öyle bir şey ya? Ya var abi, kırmızı melekli alabalık var. Seversen alabalık Rize taraflarında. Ağızsız yapıyor ama abi, haksızlık. Böyle olmaz. Değil mi yani? Ha bu Rize'ye başlayayım mı? Bu olur. Adem abi vallahi eline koluna sağlık. Senin memleket neresi Adem abi? Van. Van. Bugün... Bu aralar ne kadar çok Vanlı bir abiyle karşılaşıyoruz bir ya. Bir Vanlı abiyle daha konuştuk. Bir Fehmi abimiz vardı. Ha Fehmi abi. Fehim, pardon, Fehim. Evet. Fehmi abi neredeydi? İzmir'de miydi? Evet. Evet. Makarna, çünkü seviliyor. Kalep üzerine koyduk. Fehmi abi. Evet. İncikçi Fehmi abi. 40 gram. Adanın %35'i Vanlı. Öyle mi? Ciddi misin abi? Bu bütün taksicilerin Karslı olması gibi bir şey mi abi? Yok, Vanlı. Karslı çok yok. Peki bir şey diyeceğim Adem abi. Balık sevdası nereden geliyor? Ailede balıkçılık var mı? Yok ama her öyle oldu ya. Van'da aşçı, balıkçı ustası çıkar mı diye çıktı işte. Tertemiz abi, bir yağ. Evet. Van'a gitmeyi düşündüğümüzü abiye söylemedin. Şimdi Van'ın olduğunu öğrendim. İşte hemen söyledin ya normalde. Van'a dolu dağın. Nasıl yani? Adem abi siz Van'a gideceğimi mi düşünüyorsun? Siz gittiğinizde ben gelmesem de beni
arayın. Orada gereken neyse ben size kolaylıklar yaparım. Şeye, Akdamar'ın orada da balık yiyelim diyoruz abi. Yani orada da şey yapın, orada öğe gittiğiniz zaman, şimdi sezonu değil ama tandır balığı var. Bizim oradaki Van Gölü balıklarında. Tandırdan pişiriyoruz. Çok güzeldir. Hani onun tadına da bakın, öyle gelin. Adem abi, mezelerimiz ne kadar? Mezelerimiz 120 liradan başlar. 200-250 liraya kadar gidiyor. Yani şöyle bir soframız, ada ziyafeti çekmeye gelen böyle bizim yakalardan, Avrupa Anadolu'dan gelmeye çalışan arkadaşlarımız, böyle ailecek sevdiğiyle geldiğinde şu masamız herhalde takribi 1000-1500 civarı. Yok, biraz daha şey yani. Bir tık daha yani 2000-2500 lira çıkar. Çok aşağı söylemişim ya. Evet. Alkollü alkolsüz? Yani işte hepsi beraber ya. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten 4 kişilik bir aile ortalama 750, nereye gider hiç alkol kullanmasanız bile 750 liradan aşağı bir yeme şeyi yok. 4 kişi oturduğun zaman zaten o kafadan 3000 lira yapıyor. Ceviz zeytine bir bakayım abi. Hani kızarmış ekmeği yemiyorsunuz bak, bittikçe yenisi gelecek. Yedim. Ceviz zeytin al abi. Abi ben elleri nerede? Aa, formülü var. Formülü var. Dur geliyor. Gel baba. Her gün yeni bir bilgi. Gel, gel, bak gel, Reels'da gel. Görebilirsin bunu. Kalkmayacaksın, gel. Efe. Gel abim gel. Efe. Gel gel, tabağa gel tabağa. Kendine otur sen yerine. Arkadaşlar hiçbir balık lokantasında kalkıp lavaboya gitmeyeceksiniz. Ben getir abi. Ben zeytini nereye? Telefonunu çek istersen. Nasıl yani ya? Telefonunu oradan çek. Baba racon duruyor. Aha nasıl taşacak, geçiyoruz Efe ile, haha normalde böyle. Ellerini şey ovala, şey. Ellerini ovala. Doğru doğru. Ovala abi, ovala. Vallahi ovala. Doğru ya. Aynen abi, öyle. Bu yağma almıyor ki. Evet abi, almaz olur mu ya? Ya Tuncay biçimi ne oldu, çocukluğu balıkçılarda geçti sen dinle. Evet, ellerini iyice ovala abi, ovala. Ben yine bir yıkayayım, yok, iyi, iyi işte, oldu. Yok baba işte bak. Güvensizlik, inanamıyorum ya. Mesut, dondurma yiyelim. Dondurma yiyelim. Dondurma abi. Dondurma da güzel bir final. Adem abi eline koluna sağlık. İskelenin tam karşısında mıyız? Evet. Yani 4 tane iskele var, 4'üne de 3 dakikalık mesafedeyiz. Heybeliada'ya geldiğinde kaça kadar çıksınız bu arada? Sezonda 12.5-1 gibi ama şu anki durumda çok şey olmadığı için 10.30-11 gibi açıyoruz gece. Buraya gelenler haliyle ada seferlerini de iyi takip etmeli. Şimdi gelecek burada 9'a kadar pi izlenecek, bir bakacak vapur kaçmış. Ama o konuda problem yok. Gece 1'e kadar var yani. Hadi be, hafta sonları mı? Bostancı hafta içi, hafta sonu fark etmiyor. Aa güzel. 1'de var, adalar yapıp Bostancı'ya gidiyor. Güzel. Ama Avrupa yakasına ondan sonra yok. Ya dinlediniz işte ya. Seferlere dikkat edin, öyle gelin yani. Dondurmacıya gidiyoruz. Dondurmacı. Benim gözlük balık yağı mı ya? Oğlum ne güzel lan Heybeliada'nın şeyi, servisleri. Oh güzel balık yedi. Neymiştik, istavrit mi? Stavrit. Ada Turka mı? Popstar Ada Turka. Ya bu çocuk. Ya bu çocuk. Bu çocuk. Bu çocuk. Şimdi final durağımız arkadaşlar. Artık akşam maç var haliyle. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçeceğiz. Bir skor tahmini yaptım da şimdi söylemeyeyim, yıpratırlar. Ben de şu an tahmin edecek raddede değilim. O yüzden güzel dondurmamızı... Dondurma da ıptıs mı? Efendim Rabbim sağlıklı ömürler versin inşallah. Abi çok teşekkür ederim. Dondurmada neyiz? Dondurmada kavun. Kavun mu? Şaşırdın değil mi? Yok, şaşırmadım onu okuyayım. Sandın, değil mi? Jalın. Yani kavunlu dondurma çok adam işi değil de çünkü. Magnum. Bize dedi ki Efe adanın en meşhur dondurmacısı. Yanlış mıyım abi? Ustam selamın aleyküm. Yanlış. Kolay gelsin bu arada. Ha, Allah'ın selamıyla dondurmacıya giren çocuk. Abi İlk. Kolay gelsin. Abim kolay gelsin tekrardan. Sağ çok güzel kornet dolu külahım var galiba. Abi ilk ben sıktım eli bu arada, unutmazsak onu. Mesut. Tabii torpil olur. Peki neli dondurma yeriz? Şöyle bir adaya yakışır şekilde. Ben kavun yiyeceğim, ada işi. Kardeşimiz tamam. Kavun mu? Damla sakızı karadut da güzel. Ada çayı ünlüdür. Kavun güzel olur. Var mı ki? Kavun iyisi gibi de duruyor. Küçük mü olsun? Vallahi küçük olsun abi ya. Sen sor. Ada çayı var mı? Yok. Bana dediniz şurada ama. Ulan Jose Mourinho. Şurada neler var? Waffle'ın sosları. Ha waffle'ın sosları. Pekala. Abi eli kim sıkmıştı? Siz. Tamam be oğlum, ilk defa bir esnaf eli sıktın ya. Sadece kavun mu? Sadece kavun var, kestane var. Vallahi ceviz sadece var. Kavun çok iyi olur biliyor musun? Yeter mi? Vallahi yeter. Abi Maraş dondurması yazıyor. Evet. Şaka maka. Şaka yok. Ben deli yiyeyim peki. Şaka gerek yok. Damla sakızı güzel, tadına bakabilirsiniz. Karadut. Karadut, damla sakızı ve yine senin önerdiğin bir üçüncü. Ballı badem. Ballı badem. Hadi. Bugün yeterince seni utandıramadım. Ya. Bunu böyle unicorn gibi yapıştırayım diyorum. Gözünü al bak. Ne yapsak ki ya? Hayır unicorn değil. Benim hayatım. Ulan bir durun, bal seçiyorum be. Bal hangisi abi? İçerim ya. Kenarda yapalım gel. Çocuk gibi azarlıyor her seferinde ya. Alegırca her akşam son model saçından çıkmayı biliyorsun ya yine. Dondurma niye almadın Efe? Küstü sana, küstü. Kırdın Efe'yi. Bitiyor ya video. Sanayinin ayısı geliyor yemin ederim. Ayakların bak. Götüne vuruyor değil mi? Bak geliyor. Az önce bir öncekinde de böyle oldu. Önce köpek avlayacak, sonra bağırarak biri gelecek. Binelim mi? Yuki mi? Kadir.
Bugün bağırmak istemedim. Yemin ederim hikaye aynı. Abi, köpek havlar, bisikletli ya geçer. Lan bir dur amına koyayım ya. Ama para supara. Ay. Happy'ler hep dubara, açılsa da kumbara değişmez. Çok güzel. Abi topu ne kadar? Topu 30 TL ama fındıklılarda fiyat değişiyor. Şimdi bunlarda aldığınız zaman topu 30 TL. Kaç top almak isterseniz aynı. Fındıklılarda küçüklerde 3 top, 125. Büyüklerde 4 top, 175. Fiyat menüsü de var. Siz de adalı mısınız abi? Yok. Memleket? Van. Van. Bak dedi abi. Adayı ele geçirmişsin. %35'i vallı dedi adadakilerin. Büyük ada daha çok. Van'a gideceğiz ya. Dönerken Van Gölü canavarı ses kaydı taklidi yapacağım size. Yapma abi. Göreceğim sizi. Araba kaydı 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 zıt. Hadi deniz taksiye bineceğiz daha. Dur FM dondurmasını alsın ya. Saatimiz daha FM ne seçtin? Bu ne acele? Ben yeniden... Boğaz'dan biraz rahatsız olduğum için tek top ballı badem. Hakkı olur. Benim külah ne kadar oldu şimdi abi? 175. 175. Gözüme çok acayip bir şey kaçtı. Abi gidiyoruz adadan. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk vallahi. Önce büyük adadaydık, şimdi Heybeliada. Bir daha ne zaman geliriz bilmiyoruz ama bir sonraki durak Kınalıada. Burgaz. 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 Kavunlu çok iyi ya. Ben bir topla beyaz peynirli alabilir miyim? Haydi. Abi ben de az kaşar alayım üstüne. Abi Burgaz'da kesin gidilmeli diyor musun? Ya. Yani restoran konusunda iyi. Adam çözmüş. Duydun ya. Duydun mu? Duydun mu? Duymadım abi. Dinlemezsen duymazsın abi. Dillersem duyar mıyım peki? Abi eline koluna sağlık. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Dikkat et kendine. Allah'a emanet. Bak kavun, gerçek kavun tabii. Tabii ki baba. Beni onaylıyorsun sandım lan. Kral selamun aleyküm, hoş bulduk. Aleyküm selam hocam. Allah razı olsun. Sesin değişik geliyor ama videoda. Harbi mi? Allah Allah. Allah Allah. Burada ben yapıyorum onu. Ya bu çocuk, ya bu çocuk. Reis videolarınızı o kadar gülüyorum ki. Allah razı olsun baba. Heyo. Kolay gelsin abi. Dikkat edin. Görüşürüz. Evet, bir ada turumuzun daha sonuna geliyoruz. Sevgili Efe Uygar, senden dinliyorum bu romantik turun üzerinde bıraktığı tahribat. Ya gerçekten şu iki adada ulaştığımız birkaç saat içinde yazarların neden buraya yerleştiğini vesaire çok iyi anladım. Ya da kaçtı. Burada bir yazar kampımız var, sen de gel bakalım godik. Zamanında burası bu arada Prens Adaları diye nitelendiriliyor. Ha? Prens Adaları denmesinin sebebi ne biliyor musun? Nedir? Blue TV 2. sezonunun satılması mı? Zamanında zamanında prensler buraya sürgüne yolluyorlarmış bu adalara. Sürgün adası mı? Tabii sürgün adası. Hey be. Oh, havaya bak be. Çok yedik yine ya. Çok yedik evet. Balık balık. Ama güzeldi her şey. En azından şehrin kaosundan biraz uzaklaştık. Evet, hem şehrin de 40 dakikada. Herkes yapmasın bu bunu. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Abi ya, gitmiyoruz ya işte şurada. Tutuyorum kendimi 101 dakikada kendimi. Farkındayım, bana bakıyorsun ya. Çünkü kendimi sürekli. Kendimi tutuyorum ya. O genetik fakir o. O bildin. O babadan fakir, anladın? Peki ben çocukluğumda hangi adaya geliyordum? Bir babamı arayacağım ya. Kesin büyüktür. Merhaba. Merhaba, ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Yemek mi yiyorsun? Hatırladın beni baba. Ulan çok güzel bir şey oldu herhalde dedim yani ben de. Şimdi çekimdeyiz, çok ufak bir soru soracağım sana. Sor. Biz küçükken hangi adaya gelirdik İstanbul'da? Nereye, hangi? Adaya gelirdik. Daha ziyade Heybeli'yi seçerdik. Heybeli'ye niye seçerdik? Yani Heybeli daha çok insanların daha çok gidip geldikleri bir yerdi. Daha sonra Kınalı'ya döndük. Kınalı'ya da giderdik. Ha, Kınalı evet. Peki sence hangisi daha iyi adaydı? Bana göre Heybeliada daha iyi. Daha çok elverişli, daha fazla insanların geldiği, daha çok gezdiği, dolaştığı yer Heybeliada. Tamamdır babacığım. Öpüyoruz seni. Tamam, biz de seni öpüyoruz. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz babacığım. Baba öpüyoruz ellerinden. İnşallah, Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bay bay babacığım, görüşürüz. Sağ ol, inşallah. Hadi bakalım. Ulan Heybeli'ye gelirmişiz demek be. Demek Heybeli'ye geliyordu. Sonra Kınalı'ya geçermişiz. Ha. O zaman sevgili arkadaşlar, bu videoya 125 bin like gelirse bir sonraki durağımız 2-in-1 tarzı Kınalıada ve hangi ada lan? Burgaz. Kınalıada ve Burgazada'da görüşmek dileğiyle diyoruz. Efe'cim var mı son söylemek istediğin herhangi bir şey? Çok keyifli, güzel bir sabahtı, öğlendi. Sizleri seviyorum. Her şeye rağmen ulan bes. Vay.